Yılmaz. Yılmaz vurdu. Yılmaz. Çabuk git, yardım çağır. Cennet. Kızım. Cennet. Aç gözlerini. Uyan. Uyan. Aç gözlerini. Gözlerini aç dayan. Söyleyeceğim seni baba. Aç gözlerini. Aç gözlerini. Yaşayacaksın sen. Daha yaşayacak çok şey var. Aç gözlerini. Naci! Aradın mı ambulans? Geliyor mu? Aç gözlerini. Naci, geliyor mu ambulans? Ya dayan biraz. Dayan bak, yardım geliyor. Güçlü bir adamsın sen. Bir kurşuna mı yenileceksin ha? Gel hadi uyan, uyan artık! Yılmaz! Dur dur, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Arkandan vuracaktı seni. Kaçıyor, çekil. Geliyor ambulans şimdi. Dayan. Dayan, az kaldı. Kaçtı şerefsiz. Niye vurdun lan ben? Dur. Lan manyak mısın sen? Anlamadın mı tezgahı? Naci yaptı. Naci niye yapsın? Lan yetişmesem herif seni de Memnun'un yanına serecekti. Hala bana sarıyorsun be. Allah belanızı versin lan. Öldü mü? Yok, ağır yaralı. Ambulans nerede kaldı? Sen mi çağırdın ambulans? Naci. Ha, gelir. Gelir. Arabam dışarıda. Kalk. Yürü götürelim beraber. Hastanede kurtulursa kendisi anlatır kimin yaptığını. Tut. Emine, canım sakin ol. Yok işte. Yok. Tamam, telaş etme. Buralardadır. Önemli çok benim için o kolye. Annemden kaldı o bana. Annemi bulacağım ben onunla. Nasıl bir şeydi? Üzerinde böyle yazı falan var mıydı? Vardı tabii, vardı. Anne bak. Anne bak, sen her zaman bunları takıyordun. Boncuklar bak. Değil onlar. Değil, başka benim kolyem. Tamam canım. Beraber arayalım, bulalım kolyeni. Sonra da anneni bulacağız. Bulacağız değil mi? Bulacağız annemi. Hı hı. Acaba Korkut biliyor mudur yerini? Bir arayıp sorsak mı ona? Ben ararım, siz odaya bakın. Odaya bakalım, evet. Gel. Bana bak, şimdi birazdan polis damlar. Kim yaptı, neden yaptı, nasıl yaptı falan. Ben kaçacağım ama biliyorsun. Naci nerededir şimdi? Ne bileyim. Bu şehirde bilmediği delik yoktur onu. Kim bilir hangisindedir. Bak, sen de dikkatli ol ha. O s**siz gözünü karartmış Memnun'un yerine geçmek istiyor. Sen bana inanmıyorsun ama ben yine de söyleyeyim. Şimdi bunlarla uğraşamam. İyi, neyse. Bana ihtiyacın olursa ararsan bulursun. Korkacak bir şeyim yok. Hadi eyvallah.
Efendim? Dayı, Gönül burada anne kolyeyi söyledi. Arıyorlar şimdi. Kolyenin içinde ne yazdığını öğrenirse her şeyi anlar. Kolyeyi sende mi? Evdeyse saklayayım. Umut ne diyor dayı? Bir şey biliyor muymuş? Dayıcığım sen ver bakayım telefonu Gönül Hanım'a. Seni istiyor. Alo? Gönül Hanım. Tatsız bir durum oldu. Hastanedeyim ben şimdi. Memduh Bey vuruldu. Ne? Siz Cennet'in yanına gider misiniz? Başkasından duymasın. Sizden duysun. Hem yalnız kalmasın. Yanında olun işte. Durumu nasıl? Bilmiyorum. Hastaneye getirdim şimdi. Herhalde ameliyata falan alırlar. Ben bir gelişme olduğunda size haber veririm. Ceylan, Korkut'la ilgili söyleyeceklerim var. Kaderinizi etkileyecek şeyler kızım. Bak kızım, başkanınızın önünde durmayacağım artık. Yani nerede, ne zaman, nasıl isterseniz. Evlenmenize razıyım Ceylan. Baba biz evlenemeyiz artık. Ayrıldık. Bizim yüzümüzden. Bak kızım, ben hatamı anladım. Yani Korkut'a söyle, gelsin istesin seni. Adabıyla yüzüklerinizi takalım ha. Baba artık olmaz. Ne oldu sana böyle bir anda? Sen nefret etmiyor muydun Korkut'a? Ben? Hata yaptım kızım. Sen de benim yaptığım hatayı yapma. Yanlışa düşme. Vakit varken Korkut'a git. Yalnız bırakmam seni. Ya neredesiniz ya? Bir saattir bağırıyorum Emine diye. Buradayım, burada. Ne oldu? Söyle, yaparım hemen. Kızma. Para lazım bana. Evde ne var ne yok? Topla getir. Ya rezil oldum millete ya. Meyhaneci olacak o para bitince koydu beni kapının önüne. Ya ne bakıyorsun bön? Geçirsene. Yok ki para. Yok para. Aldın sen hepsini. Kalmadı hiç. Ha bak. Yok, vallahi billahi yok. Tamam, ben buldum. Dur, gitme. Dayımı arayalım. Yok, şimdi aramayalım dayını, olmaz. Ne be?
Gel lan buraya. Gel. Nerede paralar, göster. Yok ki. Yok, bilmiyorum. Vallahi yok para. Nasıl yok ya? Nasıl yok? Göstersene kızım paraların yerini. Sana paraların yerini göster. Vallahi yok. Anlaşıldı. Seninle anladığın dilden konuşacağız. Nerede paralar? Nerede? Yanma, dokunma anneme. Ya bak. Sen bacak kadar boyunla bana kafa mı tutuyorsun? Gebertirim lan. Gebertirim. Vermeyeceğim dedim. Vermeyeceğim dedim. Bozuk plak gibi vermem vermem. Sanki besleyebileceğim, bakabileceğim çocuk. Bırak, bırak artık, bırak. Bana bak. Yapma. Kötüsün sen, kötü. Git buradan. Bana bak. Sana paralarını nerede ödedim lan? Nerede para? Söylesene kızım, nerede paralar? Söylesene lan. Söyle. Hayır, sen kimsin ya? Dağ başı mı burası? Defol git bu evden. Sen kimin evinden kimi kovuyorsun? Asıl sen kimsin? Karıyla koca arasındaki mesele bu, sana ne? Polis sarayım, onları anlattı. Bana bak. Akşam eve geldiğinde paraları bir bir avucuma sayacaksın. Yoksa başladığım için bitiririm ha. Hayatımızı kurtardın. Sağ ol. Komşumuzsun herhalde sen ha? Emine, Ceylan ben. Tanımadın mı beni? Ceylan abla, annem hasta. Nerede kaldın? Saatlerdir seni bekliyorum burada. Telefonu da açmıyorsun. Naci Memduh'u vurdu. Ne? Öldü mü? Bilmiyorum. Hastanede ama durumu ağır. Korkut'un yüzünden Naci'yi de elimden kaçırdım. Baksana. Sen bilirsin bu Korkut'la Memduh'un arasındaki mevzu ne? Ne mevzu canım? İşte işe aldı, şoförlüğünü yapıyor. Sen niye soruyorsun? Yok, onların arasında başka bir şey var. Memduh ölecek diye ağlayacaktı neredeyse. İş verdi diye kimse o kadar üzülmez. Bize ne canım? Sen de bırak artık Korkut'un peşini. Kaç günlük ömrü kaldı zaten şurada. Yok öyle bir şey. Kader bizi birleştiriyor. Ben ne yapayım? Bitti mi ameliyat? Devam ediyor. Çok kan kaybetmiş. Kan bulmanız gerekli. Zor bir grup olduğu için özellikle akrabaları, kan bağı olan kişilerden daha kolay buluruz. Tamam. Benden alabilirsiniz. Nesi oluyorsunuz? Oğluyum. Gelin benimle. On dakika uzanın, kendinizi toplayınca kalkarsınız. Kardeşinize söyledim. Kanı yetiştirmem lazım. Korkut, sen mi verdin kanı? Ay, Allah'tan uyumuş. Memduh'un kan grubunu bulmak çok zordur. Şans işte. Oğlu zannettiler beni zaten. Korkut, kim vurmuş, nasıl vurulmuş bir bilgin var mı? Pardon. Ne var? Artık bir düzgün aç şu telefonu be. Nasıl bizim ihtiyar? Ameliyatta hala. Yapma ya. Durum kötü desene, bu kadar saat çıkmadıysa. Naci'den bir ses var mı? Bana bak, o fırsat kolluyordur şimdi. İşini yarım bırakmayacak ha. Ya sen niye bu kadar ilgileniyorsun bu konuyla? Sana bir borcum var. Can borcu diyelim, yaptı mı aklına? Ha, bir de o Naci denen Hobbit'te de bir hesabım var. Ne hesabıymış o? Arkamdan iş çevirdi, yamuk yaptı, yanına mı kalsın? Tamam, anladık. Var mı başka bir şey? Ha, bir de oraya birkaç tane koruma dik. Sonra seni neden dinlemedim dersin. Ya ben ne anlarım koruma bulmaktan falan. Ben sizin gibi öyle mafya işlerim anlamam. Tamam lan, tamam. Terslenme. Ben gönderirim, bizim çocukları beklerler. Tamam, yolla. Kapatıyorum ben. Korkut!
Korkut! Korkut neyin var? Korkut iyi misin canım? Hiç iyi görünmüyorsun. Hemen bir doktor görsün seni. Yok. İyiyim ben. Korkut. Tamam. İyiyim ben. Nereye gidiyorsun? Korkut. Korkut nereye gidiyorsun? İçeride otururum biraz. Ben toparlarım buraları. Yok, olmaz. Toplayacağım ben. Sen otur istersen. Ne yapacağız biz? Gelecek şimdi bu Ahmet. Yok, para da yok. Dağıtacak yine ortalığı. Neden eskisi gibi börek satmıyoruz ki? Börek mi satıyorduk biz eskiden? Evet. Kim yapacak böreği? Ben mi yapacağım? Bilmem ki. Belki yaparken hatırlarsın. Doğru. Emine. Bak. Eğer istersen şikayetçi olabilirsin. Biliyorsun değil mi? Yanına bile yaklaşamaz bir daha. Yok. Yok. Olmaz. Olmam. Bunca şey yaptıktan sonra mı sana? Kocam o benim. Emineciğim. Bak, o senin kocan olabilir ama sana kötülük yapıyor. Yani sen çok iyi bir insansın. Olmayacağım, şikayet etmeyeceğim. Geçici zaten bunlar, geçici. Bunlar hep sınav. İnsana sınav bunlar. İnsana sınav. Bu CD ne? Bilmem. Neyi affedeceğini sormuştun ya. Şimdi anlatacağım her şeyi. Bütün günahlarımı. Kötülüğümü. İntikamımı. Korkut Ali demiştiniz. Hastaneye o getirmiş. Memduh Sayın'la yakın mıdır? Yanında çalışıyor şoförü. Sakın bu işi ona yıkmaya kalkmayın. Ben Korkut'u çok iyi tanıyorum. Asla böyle bir şey yapmaz. Asla. Yalnız arkadaşın Almanya'da karanlık bir geçmişi var. Onu da araştırmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Kimseyi suçlamaya çalışmıyorum ama. Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Çocuklar lütfen sakin olun. Ya hepimiz biraz gerginiz. Bu soruşturmayı daha sonra yapabilir miyiz lütfen? Anneciğim bırak polis beyler işini yapsın. Hepimizin hayatı tehlikede olabilir şu anda. Haksız mıyım? Aldığın cevaplar yetmedi mi sana? Hala niye Korkut'la uğraşıyorsun sen? Sen gelsene bir ben. Neden onu koruyorsun sana ne? Hani abilik yapacaktın bana. Ha? Testten sonra söz vermiştin. Yalan hepsi. Senin için kötü ya. Valla iyi falan olamazsın sen. Sakin olun. Herkese rezil oluyoruz. Abinim ben senin. Benimle düzgün konuş. Hak ettiğin gibi konuşuyorum. Ben de çok sevgili arkadaşına hak ettiği gibi davranıyorum. Suçlu o. Katil olursa da hiç yaşamam. Korkut'a iftira atamazsın! Ne yapıyorsun? Sen ne yaptın sanıyorsun? Korkut'a yeter artık. Yeter artık. Bıktım senin ortalığı karıştırmandan. Karışma hiçbir şeye.
Senin burada durmana gerek bile yok. Mendo senin baban bile değil. Özür dilerim. Ne olursun daha önce söyleyecektim sana lütfen. Böyle herkesin ortasında bağıra bağıra söyleyince daha iyi olur diye düşündüm Nima. Çok teşekkür ederim. Tolga lütfen. Tolga. Tolga lütfen. Tolga lütfen, lütfen dur konuşalım lütfen. Tolga lütfen konuşalım. Ne konuşacağız anne? Her şey gayet açık değil mi? Ya bilmediğim bir şey değildi, biliyordum ben zaten. Öyle bağıra çağıra söyleyince tabii kötü oluyor. Benim değildi belki ama babamdı. Babamı buldum ben yıllar sonra. Ve sen onu o kadar sert çekip aldın ki elimden, canım acıdı anne. Özür dilerim. Boş ver. Boş ver beni. Senin başka bir çocuğun daha var. Bununla mutlu olursun. İkinizin yeri çok ayrı biliyorsun. Yapma. Kendini kandırma. İşe yaramıyor bende. Kim peki babam? Kim? Tolga. Abim. Yaşıyor mu? Neredesin sen? Niye gelmedin hastaneye? Suçu benim üstüme atacaklar. Ortaya çıkarsam tutuklanırım. Kimse inanmaz bana. Kim vurdu peki? Yılmaz. Korkut da işin içinde. Benim de peşimdeler. Baksana. Sıyırdı Allah'tan. Benden ne yapmamı istiyorsun? Hastaneye geri dön. Korkut'la Yılmaz gelirse oyalar onları. Memduh abinin yanına yaklaştırma. Sen ne yapacaksın? Abimin uyanmasını bekleyeceğim başında. Uyanınca onunla ilk benim konuşmam lazım. Yardım edecek misin? Hatırladım bak. Yaparken hatırladım. Böyle de güzelmiş bunun tadı. Biz bunları hiç pişirmeden böyle çiğ çiğ mi satsak? Patatesi çok güzel kokuyor. Korkut geldi. Sana. Dayı. Kan var senin üstünde. Yaralı mısın sen? İyiyim ben. Umut. İyiyim dayıcığım. Geçin sen bile otur. Ay gel. Nasıl iyisin? Olmaz ki böyle. Korkut. Korkut. Gel, gel şöyle bir oturalım koltuğa. Ha? Korkut. Korkut. Yok, iyiyim ben Ceren, tamam. Ya bir doktor falan çağırsaydık, bir baksalar sana. Yok, yok. Tamam, dur. Doktor falan gerek yok. Korkut! Neden fenalaştın sen? Kan değil mi bu omzundaki? Yaran falan var mı orada? Ya bir dursana, bir bakayım. Korkut, bak sen tekmene de bayıldın. Böyle olmaz, doktora görünmemiz lazım. Ceylan bir sus ya. Bir sus, bir nefes al. Bir şey yok. Kan verdim bugün. O yüzden
Halsizim biraz, öyle bitkin düştüm herhalde. Kan verdim. Daha çok kanı böyle üstüne başına dökmüş gibi duruyorsun. Ya bu benim kanım değil. Of, amma çok soru sordun ya. Tamam, sormayacağım sorumu. Ama sen de gitme bir yere. Senin de işin var burada. Konuşmak istedim. Ne konuşacaksın ki? En son benden nefret ediyordun. Hayırdır, bir değişiklik mi var? Ya biz babamla konuştuk seninle ilgili. İşte çok pişmanım dedi. Ben sizin aranızdaki büyük aşkı göremedim dedi. Artık aranızda durmayacağım ben sizin dedi. Ya babam var ya da durmadığına göre artık annem de sorun olmaktan çıkmış sayılıyor. Yani işte ben aramızda artık bir engel kalmadı demeye geldim sana. Sen de koşa koşa geldin, öyle mi? Ah be Ceylan. İlla birileri söyleyecek yani. Eda ben öptüm diyor, geliyorsun özür diliyorsun. Baban git diyor, hop buradasın. Ya benim dışımda kim ne derse oluyor yani. Buradayım işte, nasıl olduğunun bir önemi var mı? Var önemi Ceylan, var tabii ki. Bundan sonra hep yanında olacağım dedim. Elini asla bir daha bırakmayacağım, sımsıkı tutacağım dedim. Ama en ufak bir şeyde hemen kaçıp gidiyorsun. Benim artık bunlarla kaybedecek vaktim yok. Zaten sen de bırak artık. Bırak. Kalbinle değil, aklınla düşün biraz. Haklı olduğumu anlayacaksın sen de. Ben seni mutlu edemem Ceylan. Ben kimseyi mutlu edemem. Tamam. Mutlu etme beni ama bırak yanında mutsuz olayım olacaksın. Ya ben artık kimseye bir hesap vermeden, kimseye bir açıklama yapmak zorunda kalmadan yaşamak istiyorum. Yapamaz mıyım? Yapamazsın. Sen öyle biri değilsin Ceylan. O kostüm senin üstüne yok, olmaz yani. Sen acı çekersin yine sonunda. O yüzden bence başlamadan vazgeç. Pes et. Bırak gidelim. Çok geç artık, başladım bile. Bu akşam burada kalmak istiyorum. Mesela burada kalacağım. Yarın öbür günü bilemem. Bu akşam buradayım. Yaşa gönlüm bilir. Ben yatıyorum yorgunum. Dışarı çıkmıyor muydun sen? Az mı işte? Ne var Ceylan? Benim de uykum geldi, yatacağım. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Yatacağım işte, ben de burada yatacağım. Ceylan, küçücük yatak yer yok burada, görmüyor musun? Tamam. İşte ben de ufak tefek biriyim zaten. Sığarız böyle. Bak. Rahatsın değil mi? Thank you.
Ceylan ne yapıyorsun burada? Kar yağıyor, bak donacaksın. Hadi evine git. Ceylan niye ağlıyorsun sen? Kimin mezarı bu? Ceylan. 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 Ceylan git buradan. Git. Ceylan duymuyor musun beni? Ceylan git buradan. Git. Ne duruyorsun hala? Bırak beni Ceylan. Benimle birlikte öleceksin. Git. Ne olur git. Sen hayatına devam et lütfen. Yaşarken o kadar yalnızdım ki. Ama artık yalnız olmayacaksın. Ben sensiz yaşayamıyorum. Seni yalnız bırakmayacağım. Ben de senin yanında uyuyacağım. Böyle. Burada böyle birlikte uyuyacağız. Burada böyle birlikte uyuyacağız. Ceylan. Ceylan uyuma. Ceylan uyuma, kalk, öleceksin Ceylan. Yapma Ceylan. Kalk Ceylan, lütfen ölmeyeceksin Ceylan. Aç gözlerini Ceylan. Aç gözlerini lütfen. Yaşayacaksın sen, ölemezsin. Ceylan uyan. Ceylan uyan. Uyan. Tamam, bir şey yok, geçti. Tamam usta. Kim öldü, ben mi öldüm? Ceylan niye gitmiyorsun sen? Gitsene Ceylan. Git. Git dedim sana, git. Ne yapıyorsun? Üzerimi değiştiriyorum, sakıncası mı var? Hadi hazırlan sen de. Götüreceğim seni. Annem merak etmiştir hadi. Boşuna uğraşma, beni gönderemeyeceksin. Ben ne zaman istersem o zaman gideceğim. Tolga. Getirdin mi? Vallahi ilk bulduğum birkaç temiz tişörtü aldım geldim. Ben geçiyorum içeri o zaman, hadi şey olsun. Değiştirmişsin kokunu resmen. Tolga Bey lütfen. Tolga Bey pardon. Bir dakika arkadaşlar. Tolga Bey, babanızın durumu. Gazeteciler hemen almış haberi. Sen vermiş olmayasın. Bence tadını çıkar. Tolga Bey lütfen. Öpüşme olayının hızı kesilmeden iyi bir gündem daha oldu. Sen gir, ben bir açıklama yapayım. Elleri boş dönmesinler. Ceylan Hanım göremiyoruz. Ayrıldınız mı? Tamam. Ben açıklama yapacağım arkadaşlar. Perişan oldum bütün gece. Bir şey de yemiyorsun. Hayır, babanın yanına da almıyorlar. Burada beklemenin bir anlamı yok. Kalk eve gidelim, bir duş alırız. Üstümüzü değiştiririz ha? Hadi.
Kim bu adamlar? Polis mi? Sen hala burada mısın? İçerideki adam babam olmayabilir. Ama bana her zaman iyi davrandı. Üzerimde hakkı var. Polisler orada mı? Hayır, gitmişler. Dediklerim çıkıyor, gördün mü? Memduh abinin ölmesi için uğraşıyorlar. Şerefsizler. Ne yapacaksın? Nasıl atlatacaksın bu adamları? Ben bir yolunu bulurum. Sen oradan ayrılma. Gerizekalı. Allah bunun babasına sabır versin. Hoş geldin. Eski günlerdeki gibiyiz ha. Boşuna dememişler ya eski dosttan düşman olmaz diye. Peşime kimseyi takmadım, merak etme. Ha, bana bak. Hazırlıksız yakalanma. Yok, istemez. Yumruklarımı konuşturacağım yani diyorsun. Ya Yılmaz, bırak zırvalamayı. Hadi ne buldun söyle, bitsin şu hikaye. Tamirhanesi varmış yarın. İyi, hadi gidelim. Emine, ne yapıyorsun? Umut dedi işte, bak bunlara dedi, baka baka hatırlayacaksın dedi ama yok. Yabancı herkes işte. Çok zorlama bence kendini, yani belki de zamanla hatırlayacaksın. Nasıl olacak o? Olmuyor işte. Kardeşimmiş Korkut. İnsan kardeşini hatırlamaz mı, oğlunu? Anne diyor bana. Tanıdık gelmiyor sesi de. Ne yaptılar bana hiç anlamadım. Gitti her şey. Canım benim. Üzülme ne olur. Emine. Bak. Sen hatırlayamıyorum diye acı çekiyorsun ya. Ben de unutamadığım şeyler yüzünden acı çekiyorum. Hani kimse memnun değil hayatından. Ama yine de umutla yaşamaya devam etmemiz lazım. Düzelecek her şey. Yani düzelmese de sen kendine her şey düzelecek de, tamam mı? Şeyi unuttum. Ahmet gelecek şimdi. Börek satacağım daha. Dur bir dakika. Tek başına gitme bari. Ben de geleyim seninle. Dur oğlum, dur. Öyle dımdızlak dalma. Delik deşik ettireceksin kendini. Hayırlı işler birader. Bizim piston aşağı düştü de bir bakıver be. Alıcı mı arkadaş? He, alacağım. Patronun nerede? Pazarlık yapalım. Naci. Naci kim? Sahibi benim buranın. Çırak, sen bize iki çay kap gel bakayım. Hadi oğlum, hadi. Bu iş acılı olacak belli. Birader bak. Arkadaşım sana bir soru sordu, cevap ver. Naci nerede? Tanımıyorum. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun lan? He? Dalga mı geçiyorsun? Naci nerede? Yok öyle biri. Buranın sahibi benim. Sıkayım mı lan bacağına? Anam! Ya Yılmaz, ne yapıyorsun ya? Öteki bacağının da hatırı kalmasın, ona da sıkayım bir tane ha. Ya dur! Naci nerede? Bir telefon geldi. Hastaneye gitti. Çabuk adamlarını ara. Adamlarını ara.
telefon çalıyor abi. Boş ver. Dışarıda bekleyin beni. Gittim Yılmaz'ın adamları. Konuştuk, ikna ettik, gittiler. Rahat ol. Artık Memduh abi emniyette. Sen evine git artık istersen. Ben buradayım. Olsun, ben de bekleyeceğim. Takviye gelecek birazdan. Rahat ol. Tamam, gelsinler, bakarız. Peki, nasıl istersen. Ne yapıyorsun oğlum? Zaten baktıramadık külüstüre. Yavaş git biraz, yavaş. Memduh'tan önce diktireceksin bize nalları. Ya bir sus Yılmaz be. Ya sen niye bu kadar yırtınıyorsun ki bu Memduh için? Sana ne? Ya bırakalım şu külüstürü de benim arabaya alalım hadi. Nerede kaldı bu herifler? Tolga, sen aşağı otoparka in. Bizimkiler gelince kalabalık dağılmasınlar hastaneye. Kimseye anlatamayız. Merdivenlerden yolla. Merak etme. Uyanırsa seni hemen arayacağım.